Selamun Aleyküm canım kardeşlerim gelen bir tane soru var ama Aslında e, bunu da e, ifade etmek istiyordum dedi ki Cennet soru Cennet e, sıkıntı yok böyle bir şey yok Cehennem ise bunun tersi refah yok hep sıkıntı dünya ise alemi kevni fesat ikisi var. Ya zahire baktığın zaman böyle, zahire baktığın zaman ehli gafil, firavun, nemrut, şeddat, sefi, alçak. Yani bir nerelere biniyor? Uçağı var adamın, jipi var. İmkanlar acayip, yatı katı atı her şey var. Peygamberler, üstünü örtünecek bir örtüsü yok. ...kefeni olmayan sahabe olmuş. Şimdi bakıyoruz Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Çekiyordu ondan sonra. Koronadan önce de. E şimdi... ...ondan sonra bir üzüm tanesi yedirir diyor ustadımız. 10 tokat vurur. Hakikaten gam keder... ...çok. Gam keder. Yani bunu... Hep böyle Risale-i Nur'da da bu çok bahsediliyor. Mektubatta var vesaire. Ben o kardeşime, Azerbaycan'daki kardeşime e, yapıyordum ama size de gönderirim bunu. Şöyle diyeyim canım kardeşim. Kısa olsun Mektubatta var. Şualarda var. Er Rahman'da, e, 15. Şua'da. Er-Rahman'da Rahman ismini anlatırken Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman ve Maliki Ümidin Fatiha'yı anlatırken orada da var. İşaret icazı da var. Ama ben böyle şey yapayım. Şimdi servetin ve sihatın e, kurtardığı adam azdır. Batırdığı adam çok. Sıkıntı ve hastalığın kurtardığı adam çok. Batan insan az. Şimdi bu sıkıntı, keder var ya mesela korona gibi dahi olsa ama böyle bir şey yok. Daha gelmem gelmemiş, endişesi var vesaire. İnsanı bu sıkıntı var ya sıkıntı, böyle kendini güvende hissetmeme, emin hissetmeme, bu insanı yakıyor. Yani hamuru yoğurdunuz, pişirmediniz yenmiyor. Hamur olması yetmiyor. İşte cennette hamur burada pişmek. İşte Allah Resulü Allah Resulü maddi imkanları yoktu. Bir defa karnı doymamış. Bir defa tam uykusunu almamış. Sıkıntı baştan aşağıya. Demek ki sıkıntı Allahça makbul. Biz sıkıntıdan sıkılıyoruz. Sıkıntıyı sıkıntı yaptığımız için e, aslında sıkıntı insanı olgunlaştırıyor. Sıkıntı çekmemiş babaların çocuklarına bakın. Servet bir şekilde kaynmış. Bakın nasıl çarçur ediyor. Ama kendi alın teriyle sıkıntı o malın altına sıkıntısını koymuşsa o malı deviremezsiniz. Demek ki bu korona da öyle yani. Allahu alem korona şöyle bir şey yaptı genelde. Hiç kimse emin değil. İlle bir insandan bana kaçsam, adaya gitsem bana gelmez değil. Emin değil. Eminsizlik verdi. Belirsizlik kıldı. Yani adada da olsan havadan uçup geliyor havada kalıyor ya. Hiç kimse güvende değil. Hiç kimse emin değil. E ama bu sefer o daha önceki derslerimde de anlattım. Gayrimeşru fuhuş yerleri, içkihaneler, şunları bunların kapatmasına Hz. Korona vesile olduğu gibi bir de nereye vesile olmuş hiç kimse emin değil. Bu Müslümanlar için söylüyorum şimdi. Hakikaten herkes en sesinde ölümü hissediyor. Eve kapansa dahi hiç kimse güvende değil. Bu sıkıntı mı? Evet. Acı mı? Acı. Yakıyor mu? Yakıyor. Güvende de aha böyle. Bu insanı şu dört tane sıfatta yakarak, kitap okuyarak, tefekkür ederek e, elde edemediğimiz bir şey yapıyor. Nedir o? Bir, teslimiyetimizi. Teslimiyet hamurumuzu ek pişiriyor. Teslimiyet, tevekkül, İtimat, kanaat. Bu <laughs> dört tane. Mesela e, dünya Oo, doymaz bir hırs, doymaz kanaat yok. Allah'ın verdiği nimetlere kanaatimiz olmadı. Hırsla haram helalı birbirine harmanladık. Peki ben mi yaptım o abim? Ek, el hükmü li lilekser. Hüküm eksere göre'dir ekseri böyle olmuş. Haram helal demeyip rastgele yedik kardeşim. Sadaka vermedik kardeş. Zekatı vermedik kardeşim. İkinci Dünya Savaşı için diyor. Beş sene diyor namaz namaz talim ettirdi. Namaz kılmayanlara cebren savaşta talim ettirdi. Oruç tutmadık diyor. Nefsimizi acıdık. Beş sene oruç tutturdu diyor. Şimdi ee, bir şeyin ne olduğunu anlamak için nereye vesile olduğuna bakın. Hayatımızdan emin değiliz. Fakir fukaranın hayatına güvence olmadık. El min cinsi amel. Ceza amel cinsindendir. E hangi sahada ceza geliyorsa o sahada e, şey yapıyor. E, yanlışımız var. Mesela İmam Azam efendimize bir tane geliyor. Diyor ki efendim diyor Bağdat'ta ben diyor çalışıyorum falanca patron sizin talebenizdir. Ben de onun işçisiyim. Bana maaş verdiği maaş geçinemiyorum. Söyleyin maaşım yükselsin. O zaman demiş ki ne kadar alıyorsun mesela diyelim ki 10. On. Git ona söyle 9'a düşürsün. Yanlış anladınız galiba diyor. Bana yetmiyor dedim diyor. Tamam işte evladım demiş. 9'a indirsin. O zaman çok teslimiyet vardı, muhabbet vardı. Bir bildiği vardı. İmam Azam Efendimiz gitti patronuna söylemiş. Benim maaşımı 9'a indir. İndirmiş Gene yetmemiş. Bir daha gelmiş. O zaman 8'e indirsin demiş. Sonra yetmiş. Niye? Paramıza haram karışıyor. İsraf almış gitmiş. Şimdi korona nereye vesile olduysa. Mesela bana yaptı. Ne işime yaradı? korona. Her an ölümü düşünüyorduk zaten. Daha yakın hissettim. benim işime yarayanı söyleyeyim. İnşallah riya olmaz. Teşvik için söyleyeceğim. Teşvik için. Mesela ben yatsı namazının son 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 sünneti var iki rekat. Öğle namazının son farzdan sonra iki rekat son sünneti var ya iki rekat. Akşamın iki rekatı var ya, bütün sünnetler var diye iki rekat. Ö, akşamın iki rekatı, yatsının iki rekatı, öğleinin iki rekatı. Bana dört rekat kılmaya vesile oldu korona ve bırakmayacağım da. Dört kılacağım artık. Çünkü hadiste demet edilmişti ama nefsimize mağlup olup yapamıyorduk. Yapamıyorduk. Ondan sonra oruç şifadır diyor. Oruca başlanılmış ensemizde korona efendi azrail dedik ki, pek azrail pek aha nerede falan şimdi korona ensemizde azeti korona ensemizde oruca acayip oruçlar tutmalar kazanamazla başlamalar tövbeler değil mi peki bu işlerde ne yapmak gerekiyor ustad bediüzzaman hazretleri mübarek geceler için öyle diyor diyor ki Kur'an'la neyle meşgul olalım? Kur'an'la Tövbe ve istifarla, şey salavatla. Kur'an'la tövbe ve istifar ve salavat. Üç tane. Tövbe, Kur'an, salavatlarla meşgul olmak gerekiyor. Bunu Berat Gecesi'ndeki şey de mektubunda söylüyor. O zaman insanın toparlıyorum en sesinde insanın en sesinde koronayı hissettiği için insanda Allah'a karşı bir yakınlık ihtiyacı hissettik. Allah'a yakın olmak, ee, tevekkül etmek, teslim olmak. Ya Rab, teslimim, istersen olma. O ne olacak, böyle mi olacak, böyle mi yakalanacak? Bunun çaresi teslim. Allah'ım ben sana teslim oldum. Kendime vücut rengini verdim. Sen e, senin bekanı anlamak için bana verilen beka duygusuyla Allah'ın bakiliğini anlayacaktım. Kendi bedenimin, nefsimin, vücudumun dünyada bekasını aradığım için bunun belasını çekiyorum. Dettirdi. Aa, baki kimse değilmiş. Hiç kimse güvende değil. O, o zaman Allah'a teslim. Teslimimizi artıracak. İnşallah artırıyor. Bir de tevekkül. Tevekkül vekil kılmak. Asbın Allah ve ni'am el vekil. O benim vekilimdir. O ne güzel vekildir. Allah da senin vekil işte. Ondan sonra Allah'ın yaptığı icraata, rububiyete, ya bu nereden çıktı? Ya Amerika yaptı, Çin yaptı, kim yapar? Kim vesile olursa olsun. Allah ya direkt yapar ya insanları vesile eder. Allah gönderiyor kardeş. Şirk yapma. Laboratuvarda ölüye hayat verilmez. Kuluçka makinesini yaparak e, yumurtaya biz hayat verip civciv halk etmiyoruz tövbe estağfurullah. Vesile oluyoruz ağacı dikiyoruz meyve gelsin diye tamam. E şimdi evleniyoruz çocuğumuz olsun diye biz mi halk ediyoruz haşa. Ha, vesilelik var ama e, bunlar beşer. Ey zalim beşerin eli ama deme diyor kader, kader bir kader var diyor ya bir siyasi adam. Reis öyle diyor. Güzel bir cümle. Ne yapıyor? Güya tuzak kurdular. Kursa bile kurmuş. Ama Allah'ın tuzağı o tuzak kuranların daha ötesinde olduğu için üstünde. Peki ne yaptı? Bak bakalım Avrupa'da ne işe yaradı? Müslüman'a ne işe yaradı? Bak benim işime yaradı son iki rekatlı sünnetleri 4'e çıktı. Ondan sonra e, ve tevekkül dersleri, enfusi derslerine daha de aç yapıyorum. Daha meşgul oluyorum. Elimden geldiği kadar böyle çalışmam 3 saatli ise veya 5 saatli ise 8 saate çıkartıyorum vesaire. Demek ki böyle bakmak lazım. Yani peygamberlerde öyle başlamıştım konuşmama peygamberlerde bu sıkıntı daha olması, Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin bir gecedeki sıkıntısından 9 tane düşeni düşmesi, alem İslam'a indirilen darbeleri ruhumda hissediyorum dedi. E kardeşim ne olur biraz da sen de ben de sıkıntı olsun yahu. Biraz da bi, bizde biz olsun yani. E, sıkıntı adam olgunlaştırıyor, Fır, fırın vazifesini yapıyor. Onu demek istedim bu çok şeylere haylara vesile oluyor. Olmuş elhamdülillah. Geceniz mübarek olsun. İki can da aziz olasınız. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzeriniz olsun. Korona denilen bir e, okyanusta bir tufan var. Böyle kasırga gibi böyle rüzgar var. Deniz acayip. Orada gemi. Gemi düşünün. Kaptan sensin. Bu korona denilen memuru ilahiyi iyi yönetmek, lehimize yönetmeye vesile etmek lazım. Gadab ilahidir bu. Celali bir tecellidir. Hiç kimse hayatından emin değildir. Geçmiş kavimler buna delildir. Ondan sonra bu tür şeylerde birbirimizin kalbine ferah verici, güven verici olmak, onlarla böyle telefonlarla konuşmak, sadaka kutusunu sadaka atın. Sonra işte onu e, yakın akrabanızdaki fakir veya bildiğiniz işte fakirlere vermek üzere. Ondan sonra kaza namazlarınıza başlayın. E, oruçlarımıza zaten geliyor ama kaza oruçlarımıza da başlayın. Namazlarımıza da daha dikkat. Tesbihatımızı yapalım. Risale-i Nur'u daha ciddi okuyalım defter alıp kenarlarına işte o çıka orada anladığımız manaları kaydedelim diye bunlar inşallah vesile olur ümidiyle tekrar eselam aleyküm ve rahmetullah ve bereket ve beden daima